Hani sadece coğrafya alırsak müthiş. Yani biricik bir yer. Herkes gelsin değil mi bilmiyorum. Gelince kötü oluyor. Bozuluyor hemen ama hani gördüğüme çok memnun oldum. Geldiğime çok çok memnun olduğum yerlerden bir tanesi. İlk üçten biri. İlk ikiden biri. Şey gerçekten çok güzel. Yeşilliği, havası, her yerden su akıyor. Her yer su. Müthiş, çok güzel. Yani rüya gibi. Çok şanslı burada yaşayanlar. Tabii şey, sağlıkla bağlantısı nedir coğrafyanın onu bilmiyorum ama şöyle bir bakınca buradaki herkes çok sağlıklı ve uzun yaşıyor dedirtiyor. Öyle bir yer. Gastronomiyle ilişkisine gelince coğrafyanın, itiraf edeyim, şaşırdım. Çünkü hayvancılık var burada ve endemikleri çok olmakla birlikte genişte bir ot hazinesi var. Ama mutfağa benim deneyimlediğim kadar yansıdığını göremedim. Yani çok nadir. Et yemeği sorduğum zaman sadece işte saç kavurma, haşlama, bir yerde kebap, yani şey diyorlar, kebap tandır diyorlar, büryan gibi kuyuya sallandırma usulü. Böyle bir şey gördüm. Hani ben daha bol etle karşılaşmayı, et yemeğiyle karşılaşmayı bekliyordum açıkçası. Ama hamuru çok fazla. Kuru meyveyi seviyor, o güzel. Kuru meyveyi kullanıyor. İşte dut gibi, kayısı gibi. Ama yani bu beni şaşırtsa da bütün bunlar, yemekleri güzel, lezzetli. Hayvancılığın etkisini yemeklerde, tereyağında görüyoruz. Her şey tereyağlı. Genellikle gittiğim yerlerde işte aslında sade yağla ya da tereyağla yapılır. Yahut kuyruk yağı kullanırız, kullanılırdı eskiden ama artık çok ağır geliyor. Sıvı yağ döndük denirdi. Hiç sıvı yağdan söz eden olmadı. Zeytinyağının adı anılmadı. Sadece tereyağı ve bolca kullanılan bir tereyağdan söz edildi hep. Hayvancılığı orada net olarak gördüm. Bir de jenerik olarak tabii ki tulum peyniri vardı. Böyle bunun, ama lezzetine baktığımız zaman evet, lezzet güzel. Gayet iyiydi. Ya tabii yani bütün tatlılarınızı tatma fırsatım olmadı. 5 gündür dolaşıyoruz. Nerelere gittik? Mazgirt'e gittik. Hozat, Ovacık, Pülümür ve bir de merkezdeydik. Baklavadan söz edildi. Tattığımı söyleyemeyeceğim. Onun dışında kavut vardı. Ve sizin de çok sevdiğiniz o, şu anda adını anımsayamayacağım, vıcıka vardı. Aksine tatlı tadını alıyorum. Bayağı, çünkü içinde şey, kuru meyve de kullanılıyor. Yani dut var. Ve tatlı tadını alıyorum ve bu iyi hissettiriyor. Ben beğendim. O gastronomi turizminde bana göre yıllardır gözlemlediğim kadarıyla ve izlediğim kadarıyla çalışmaları henüz oturmuş, böyle kökleşmiş, biraz sonra kemikleşecek bu artık, tamam oldu diyeceğimiz bir çalışma yok. Ya Antep çok başarılı ama şey, yani belediye başkanı böyle kendisini atıyor ortaya. Yani başa geçip kendisi de çalışıyor bu konuyla ilgili olarak. Dolayısıyla hani şu olur bu olmaz demek çok mantıksız. Buranın koşullarına göre, elindeki mevcuda göre bence çok güzel bir rota çıkartılır ve turizme dahil edilir. O olsun bu olsun da denmemeli. Örneğin her ilçe, burada birlik var, öyle görüyorum ben. İlçeler oturup, köyler oturup paylaşabilirler. Çünkü birbirlerinden çok uzak, çok farklı değil. Aynı yemekleri yapıyorlar. Nüanslar var sadece. Böyle küçük farklarla ayrılıyorlar. Tabii ki damak tadını da değiştiriyor. Ama aynı şeyden söz ediyoruz yine de. Herkes ne yapacağını belirledikten sonra
şey pansiyon turizmine de çok uygun bir yer aslında burası. Bence neden olmasın? Çok da güzel olur. Ya hakkı. Ya açıkçası ben hiçbir Alevi kentine geldim düşüncesiyle hareket etmedim. Konuşmalar sırasında görüştüğüm hanımlar söylüyordu. İşte bizim Alevilerin en sevdiği yemektir bu gibi şeyler söyleyince bir anda fark ediyordum. Yoksa hani benim için ben Türkiye'de bir yere geldim. Çok da güzel bir yere geldim. İnsanlara baktığımız zaman ya çok iyi, kapılarını sonuna kadar açıyorlar, bilgilerini paylaşıyorlar. Candanlar, vericiler, özlerini yitirmemişler. Bu çok önemli. Hiç özlerini yitirmemişler. Çok misafirperverler, ikram ediyorlar. Ki hani böyle bir beklentimiz yok. Ve bolca tereyağı kullanan insanlar bunlar bugünkü koşullarda. Ve çok güleçler. Ve şunu da söyleyeyim, kadınlar ve erkekler gerçekten çok güzel burada. Yani hani bunlar Aleviliğin altında yer alıyorsa öyledir. Ama ben hiç öyle bir dini ya da etnik kimlik gözeterek gelmiyorum. Ha tabii ki şu önemli, eğer keskin ayrımlar varsa tabii ki kardeşlik ve birlik çerçevesi içinde. Ama işte dini hassasiyetlerle ya da köken hassasiyetiyle farklılıklar olabilir. Bu çok da güzeldir ve sosyal bilimlerin önemli alanlarından biridir bu. Bunları not ediyorum.